devam eder mi? Şöyle tek haneye iner mi iner? Yani ben mart nisan gibi tek haneye inebileceğini düşünenlerdenim. Ancak bu kalıcı olabilir mi? Veya yüzde %9,5'un altına düşer mi? Orası biraz politikalara bağlı. Hı hı. Yani şu anda genel trende baktığımız zaman enflasyonu körükleyen temel iki tane etmen var. Yani bunlardan bir tanesi gıda fiyatları. Yani bizim e, gıda ve e, hayvancılık politikalarında çok ciddi bir e, revizyona e, gidip e, burayı bir baştan e, dizayn etmemiz e, hı hı. gerekiyor. E, yine aynı şekilde enerjiyle ilgili hani yer, yerli enerji e, politikaları son zamanlarda görüyoruz. Buna dair hükümette çok ciddi bir atak var. Hı hı. Bunların hayata e, geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk ayak hani enerji e, ve daha fiyatlarında ne olacağı ile ilgili e, yapılması gerekenler. İkinci olarak da kur. Evet. Şimdi biz evet e, otomobil üretiyoruz. Evet biz e, birçok e, orta segment teknolojileri üretiyoruz ve bunları ihraç ediyoruz. Ancak bunların önemli bir kısmını dışarıdan aramalı e, ithal ederek evet. gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla. Döviz kurundaki bir artış otomatik olarak bizim üretmiş olduğumuz, Türkiye'de üretmiş olduğumuz ürünlerin maliyetlerini arttırıyor. E maliyetler arttığı zaman da işte bunu üretici fiyat endeksinden de görüyoruz. Üretici fiyat endeksi şu anda tüketici fiyat endeksinin üzerinde seyrediyor artış bakımından. Şimdi belli bir yere kadar üreticiler bunu fiyatlarına yansıtmıyorlar ama bir yerden sonra da yansıtmak durumunda kalıyorlar. Hani dolayısıyla e, ku'ra ne olacağı kurun alacağı seyir enflasyonun %9.3'ün altına inip inmeyeceğini de e, belirleyici olarak ya ben Merkez Bankası'nın burada Hani sıkı para politikası uygulaması Tabii ki enflasyonun düşmesi için e, faydalanacak Hani ben biraz daha enflasyonun şu anda mevcut enflasyonun talep kaynaklı bir enflasyon değil az kaynaklı kaynaklı bir enflasyon olduğunu düşünüyorum O yüzden bahsetmiş olduğum az kaynaklı sorunlar giderilmeden veya bunlara yönelik e, belli adımlar atılmadan, %9,5'un altında istikrarlı bir şekilde kalması çok mümkün gözükmüyor. Ama ancak bunları yaparsak, bu politikalar hızlı bir şekilde hayata geçirilirse ve kurda biz işte 3,5'lara e, yakın bir seviyeye inebilirsek, o zaman %9'ların altını konuşabiliriz. Hı